Tarih, korku ve cehaletle ya da güç tutkusuyla tamamıyla bize ait olan ölçülemez değerleri yok eden insanlarla doludur. Bunu hem biz söylemiyoruz, yıllar evvel Carl Sagan söylüyor. Neden mi? Hadi bakalım. Hipatya kimdir? Hipatya'yı anlamak için öncelikle İskenderiye şehrine ve onun eşsiz birikimine bakmamız lazım. İskenderiye şehri, şu anki Mısır'da bulunan bilim, keşif, ticaret ve insanlık adına yarar sağlayan ne varsa içinde barındırmasıyla ünlüydü. İskenderiye'de tarihte eşi ve benzerine az rastlanan muazzam bir kütüphane kurulmuştu. Öyle bir kütüphane düşünün ki içinde ve ona bağlı müzede o dönem bilinen tüm ülkelerdeki hayvan ve bitkilerin bir örneği olsun, rasathane ve botanik bahçesi kurulsun ve içerisinde farklı bilim dallarının öğretildiği evler olsun. Öyle devasa bir bilim yuvasıydı. Kimler kimler çıkmadı ki bu kütüphaneden ya da oranın yöneticiliğini yapmadı ki? Mesela tarihte ilk yöneticilerinden biri olan Eratosthenes buradan yola çıkarak dünyanın ilk çevresini ölçen insandı. M.Ö. 3. yüzyılda 21 Haziran'da bir başka Mısır şehri olan Siyene ile İskenderiye şehirlerine güneş ışınlarının aynı açıyla düşmediğini keşfetti. Güneş 21 Haziran'da Siyene'de her zaman en dik noktada oluyor ve orada bulunan bir kuyuyu tam dik bir şekilde aydınlatıyordu. İskenderiye ve Siyene'deki aynı tarihlerdeki bu açı farklılığının dünyanın eğimli bir yapıya sahip olmasından dolayı olduğunu anladı. 21 Haziran'da Siyene'de tam dik açıyla güneş ışınları gelirken aynı tarihte İskenderiye'de yere bir çubuk dikerek gölgesinin 7 derecelik bir sapma yaptığını fark etti. Buradan yola çıkarak dünyayı bir daire olarak düşünen Eratosthenes, İskenderiye ile Siyene arasındaki mesafenin dünyanın merkez noktasında da 7 derecelik bir açı oluşturması gerektiğini düşündü. Dairenin toplam açısı 360 derece olduğuna göre 7 derecelik bir açı 50'de 1'lik bir parça anlamına geliyordu. Bir adam tutarak İskenderiye ve Siyene arasındaki mesafeyi adımlayarak ölçtürttü. Bu da yaklaşık olarak 925 kilometre kadardı. Ve 925 kilometre ile 50'yi çarparak dünyanın çevresinin 46.250 kilometre olduğunu buldu. Biz bugün dünyanın çevresinin tam ölçüsünün 40.100 kilometre olduğunu biliyoruz. Ama o tarihlerde %10'luk bir sapmayla ölçmesi takdire şayan bir olaydı. Ayrıca Aristoteles'in insanları ikiye ayırma eğilimini doğru bulmayan yegane kurumdu İskenderiye Kütüphanesi. Aristoteles, insanları üstün olarak Yunanlılar ve diğer insanlar olarak tanımlıyor ve diğer insanları barbarlar olarak niteliyordu. Ve onların köle edilmesi doğaldı. Ama bu kör şövenizme bir Yunan olan Eratosthenes karşı çıktı. Ona göre her insanın iyisi de kötüsü de mevcuttu ve her ulusta da bu vardı. Yıldızların doğumunu gözlemleyen ve onların aynı rotayı izleyip sonunda öldüklerini anlayan, yıldızların pozisyonlarını ve boyutlarını kayda geçiren ilk kişi Hiparkos, İskenderiye Kütüphanesi'ne uğramıştı. Tarihin en önemli matematikçilerinden biri olan Öklit, geçerliliği olan geometri buluşlarıyla İskenderiye Kütüphanesi'ndendi. Pergeli Apollonius, uzay cisimlerinin hareketlerindeki paraboller ve elipsler üzerine burada çalıştı. İskenderiyeli Heron, buharlı makineler üzerine çalıştı ve robotlar üzerine yazılmış ilk kitabı burada yazdı. Bu kadar değerli bilim insanlarının bu buluşları, bu değerleri yok edildi, paramparça edildi. Nedenini bize yine Carl Sagan söylüyor ve diyor ki, çünkü buradaki bilim insanlarının derdi yıldızlardı, evrendi, doğa yasalarıydı, insanın anatomisiydi. Hiçbiri yaşadıkları toplumun ekonomi, politik, dinsel kabullerine karşı çıkmamıştı. Kötülük, İskenderiye Kütüphanesi'nin etrafında hızla yayılırken, İskenderiye Kütüphanesi'ndeki bilim insanları bunu fark etmedi. Ve dışarıda kötülükle, cehaletle sürekli beslenen halk, İskenderiye Kütüphanesi'nin içindeki buluşlardan, değerlerden habersizdi. Çünkü buluşlar çok az bir elit kesim tarafından kullanılabiliyordu. Üretilen mekanik buluşlar savaşlara,
batıl inançların geliştirilmesine ve kralların eğlencelerine harcanıyordu. Eratosthenes'in insancıl düşüncesi korku, cehalet ve kanla sürekli yok edilme aşamasındaydı. Değerini ne halk ne de dertleri sadece bilim olan insanlar anlayabildi. Bu kütüphaneye dünyanın her noktasından ünlü duyanlar bilim aşkıyla gelirken dışarıda kötülük kazanı kaynamaktaydı. İşte böyle bir ortama doğdu Hipatya. Yıl milattan sonra 370 civarı. Tahmin edersiniz ki baskının, cehaletin ve vahşiliğin arttığı bir ortam kadını nasıl değersiz gösterecektir? Erkek egemen din baskısıyla kadınlar sadece değersiz, hiçbir hakkı olmayan bir araçtı. Yakın tarihte hem de 2015'te Farhunda'nın Afganistan'da başına gelenleri bilmeyenleriniz varsa kesinlikle araştırsın. Böyle bir ortamda kadın olmak zorken bir de bilimle, astronomiyle, fizikle, matematikle ilgilenen bir kadın olmak ne kadar daha zordur siz düşünün. Hipatya'nın nasıl bir cesaret örneği gösterdiğini anlayın. Babası Theon, matematikçi ve astronomdu. İskenderiye Kütüphanesi'nin başındaydı ve Hipatya'yı özgür bir birey gibi yetiştirdi. Hipatya yetiştikçe babasının matematik ve astronomi alanlarındaki başarılarını aştı. Felsefe üzerine değerler üretti ve babasının yerine şimdi bildiğimiz üniversiteye benzer yapının temellerini kurdu. Ve oranın yöneticisi oldu. Matematik alanında kitaplar yazdı, daha başarılı bir bölme yöntemi geliştirdi. O güne kadar yaşamış büyük filozoflardan Aristo, Pisagor ve Platon'u sentezleyerek yeni Platoncu adıyla bir çalışma yürüttü. Aritmetik, geometri, astronomi ve müzik alanını dörde bölerek dört farklı çalışmayı ayrı ayrı birleştirdi. Hipatya'nın döneminde etkin bir güç haline gelen kilise ve Hristiyanlık yerine putperest olarak görülen pagan inancında olduğu düşünülür ama onun tek inancı yıldızlar ve matematikti. Öyle bir sistem kurguladı ki hiçbir dine ne mesafe güttü ne de yakınlaştı. Ondandır ki dünyanın dört bir yanından Hristiyan, Yahudi ve pagan öğrenciler ondan eğitim almaya geliyordu. Tabii bu hoşgörü ortamı dışarıdaki örgütlü kötülük ve cehaletin söylentiler yaymasına neden oldu. Hristiyanlık günden güne güçlenirken Hipatya gibiler büyücü olarak görülmeye başlandı. Şehrin başpiskoposu Cyril, Hipatya gibi bir kadının insanları zehirlemesine tahammül edemiyordu. Büyük bir güç elde eden Cyril, pagan tapınaklarına, Yahudilerin ibadet yerlerine saldırılar düzenleyen cehaleti körüklüyordu. Roma yönetiminde olan İskenderiye'de Hipatya ile dost olan Roma valisi Orestes artık başpiskopos Cyril ile karşı karşıya gelmeye başlamıştı. Güç dengeli olmamalıydı, tek bir elde toplanmalıydı. Cyril bunun için, yani Roma valisi Orestes'in ayağını kaydırabilmek için sayısız girişimlerde bulundu. Hipatya'ya danışan Orestes, Hipatya'nın adaletli ve laik bir anlayış gütmesi tavsiyesine bir süre uydu. Ama Hipatya'nın bu tavrı Cyril tarafından Orestes'i Hristiyanlığa karşı kışkırtan bir büyücü olarak görülmesine yol açtı. Aslında hepsi bahaneydi. Bahane hazırdı. Din düşmanı bir kadın sağda solda bilim öğreterek insanları zehirliyordu. 415 yılında Hipatya şehirden geçerken Cyril'in milisleri tarafından yerlerde sürüklendi, parçalandı ve katledildi. Etleri istiridye kabuklarıyla soyuldu. Ve bu olayın üzerine İskenderiye Kütüphanesi'nde ne kadar bilim insanı ve öğrenci varsa İskenderiye'den kaçmak zorunda kaldı. İskenderiye Kütüphanesi'nin ışığı yavaş yavaş sönmeye başladı. Bu değerli bilim yuvası Hipatya'nın öldürüldüğü sene yok edildi, yakıldı. O güne dek oluşturulmuş değerli birikim artık örgütlü cehaletin elinde paramparça edildi. Yazılmış binlerce değer yakıldı ve kaybedildi. Yazılmış kitapların çoğunun ne kimler tarafından yazıldığını biliyoruz, ne de yazarları biliyor olsak da eserlerine ulaşabiliyoruz artık. Bin yıl karanlığa gömülecek dünya o andan başlamakta. Düşünsenize, Sofokles gibi bir trajedi yazarının yazdığı İskenderiye Kütüphanesi'nde bulunan 123 farklı oyundan sadece 7 tanesi günümüze ulaşabildi. O dönem İskenderiye başpiskoposu, Hipatya'nın ölümü ve İskenderiye Kütüphanesi'nin yok edilmesiyle bir aziz ilan edildi. Ama tarihte kim onun ismini yaşatıyor? Cyril ismini kaçımız iyi anıyoruz? Ama Hipatya'nın ve sayısız bilim insanının değeri sonsuza kadar yaşayacak ve yaşatılacak. İşte kanalımıza ismini verdiğimiz Hipatya,
insanlığın kadının toplumda yok sayılmasına ve örgütlü cehalete karşı mücadelesinin ve kadın cinayetlerine karşı duranların simgesi ve bilimin ışığıdır. Hoşça kalın.